Abi merhaba. Gıda Panorama'nın ikinci yayınında yollara düştük ve şu an Londra'dayız. Evet, herkese merhaba. İlk yayınımızın heyecanını daha yaşayamadan yollara düştük. Panorama yayınına yüzlerce destek yorumu geldi. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Londra'da şu an YouTube'un büyüyen Shorts yayıncılarını davet ettiği Spill the Tea isimli bir etkinliğindeyiz. Aslında bu etkinlik burada bu policy dedikleri ve copyright hakları yani telif hakları konusunda bir bilgilendirme toplantısı aynı zamanda. Bir yandan da işte community'yi, topluluğu bir şekilde bir araya getiriyorlar. Biz tabii Shorts tarafında çok ilgi çeken bir kanal olduk. Ama burada tabii Türkçe yayın yapan herhalde tek kanal biziz şu anda. Bu güzel bir durum oldu bizim için. Yani bir yandan da burada Türkiye'yi temsil ettik. Spill the Tea de aslında böyle İngilizce'de dedikodu, sır, önemli bilgi paylaşma gibi bir anlamda kullanılıyor. Hani böyle içimizi dökmek mi, artık kaynatmak mı derler, ikisi içinde kullanılabilir. Burada biraz monetization dedikleri bu para kazanma süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler yaptılar. Bir yandan da işte bu dediğim telif hakları konusunda. Bizim bu arada son dönemde çok telif hakları yiyor. Yani çok derken bizim işte bu haber nitelikli paylaşımlarımıza bunlardan çok hoşuna gitmeyen bazı kişiler, firmalar, ediyorsunuz malum firmalar telif hakları gönderiyor. Biz bu telif haklarına itirazlarımızı yolluyoruz ve YouTube genelde bu itirazlara da cevap veriyor. Yani çok hızlı bir şekilde bize olumlu dönüş yapıyor. Dolayısıyla burada da zaten bilgilendirmeler yaptık ve bayağı da bir şey öğrendik. Biz tabii bunları alan tanıyacak durumda değiliz. Ama YouTube'da biz de önemli bir aktör olarak gıda sektöründe gıda gündemini belirleyen bir aktör olarak önemli bir yayın kanalı olarak burada da kabul görüyor olmamız bizim için çok önemliydi gerçekten. Abi zaten birileri çoluğunu çocuğunu herkesin gözü önünde zararlı şeylerle beslerken siz bunları zararlarını anlatıyorsunuz diye şikayet ediliyorsunuz. Yani aslında YouTube ekibine de bu konuda bir bilgilendirme yapmak lazımdı ki yaptınız. Yani bunları alan tanınmaması lazım YouTube'un. Çünkü sizin derdiniz, yayınlarınız belli, onların da derdi belli. Tabii yani şimdi ama şöyle yani burada makinelerle denetlenen bir sistem var. Biz burada tabii insanlarla bir araya geliyoruz. Onların da derdi zaten makinelerin yetmediği noktada biz de müdahale edelim diyorlar. Çünkü bu şikayetler manuel olarak incelenmiyor. Neyse çok uzatmayayım. Zaten dediğim gibi biz burada da bilgilendirme yaptık ama as bayrakların modundayız zaten. Yani Türkiye'den gelen bir ekibiz. Bunun dışında Türkiye'ye yapan bir ekibiz. Ve dahası hızla büyüyen bir kanalız. Tabii ki bunların hepsi dikkat çekici oldu ve bizim için güzel bir deneyim oldu diyelim. Eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa abi gündeme geçiyorum. Ya geçmeden şunu söyleyeyim. Mesela dikkatimi çekti burada. Az önce kahvaltı, işte çay arası, o öğle yemeği falan verildi. Şimdi hep etiketler var. Yani burada içindekiler tabii birebir de yazmıyorlar ama mesela alerjen uyarılar bu da çok önemli. Onları mutlaka belirtiyorlar. Ama dikkatimi çeken mesela şimdi inançlı özellikle de Müslüman insanlara çok yardımcı olacak şeyler yapmışlar ki dediğim gibi burada biz tek Türk ekibiyiz. Ama işte bu olgu İngiltere'de var. Yani bu bakış açısı var. Mesela işte keklerin üstünde alkol içerir uyarısı. İşte vejetaryen zaten çok yaygın kullanılıyor burada. Onun dışında bu mesela pizzalarda tavuklu pizza helal yazıyor mesela. Yani helal tavuk yapmışlar, oradan pizza yapmışlar falan gibi. Yani baksanız hani bu hassasiyet nereden geliyor? Gerçekten dikkatimi çekti. Neyse şimdi artık bu etkinliğe geldi görmemiş Londra'da 10 dakika 20 dakikada konuşuyor demesinler. Çok uzatmayalım şaka bir yana. Gündeme geçebiliriz artık. O zaman geçiyorum. Şimdi ilk konumuz yine Avrupa'dan. Sürekli yayınlıyorsunuz. İşte Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilmek istenen mahsullerimiz genelde sınırlarda takılıyor. Yapılan analizler sonrasında da yüksek pestisit sebebiyle ülkemize geri gönderiliyorlar. Önceki gün de Hırvatistan'a ihraç edilmek istenen domateslerimizin sınırdan geri Evet, çevrildiği şimdi bu duyuruldu. içerikleri Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Uyarı Sistemi RASİF'ten öğreniyoruz ve bu resmi duyurular kapsamında da İSAİD Türkiye hesaplarından yapıyoruz. Gıda Direktifi mobil uygulamasından da bunları bu arada paylaşıyoruz. Şimdi bahsettiği sınırdan döndürüp ülkeye iade etme olayı çok uzun zamanlardır var zaten. Yani maalesef bunu durduramıyoruz. Topraklarımızın zehirlendiğini, mahsullerimizin de aslında kirlendiğini gösteren açık bir delil. Yani bu Avrupa sınırlarından gelen ihlallerle biz bunları öğreniyoruz. Panorama yayınlarında neredeyse her gün bu ihlalleri muhtemelen konu edeceğiz. Her orada yayınlanan madde bizim ülkemizin mahsullerinin isminin de kirlendiği anlamına geliyor. Yani sağlığımızın tehdit edildiği, başkalarının sağlığını da tehdit etmeye çalıştığımızın dışında
de ismimiz kirleniyor. Bu amelleri yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyorum. Hem insanların bilinçlenmesi hem de bu konuda tedbir alınması konusunda bu çok önemli. Bunu önemsiyorum. İhracatta bunları yaşarken bir yandan da ülkemiz yoğun bir ithalatla karşı karşıya biliyorsunuz. Yıllardır vurguluyorsunuz. Yurt dışından ithal edilen bakliyatlar, kuru yemişler, kuru meyveler. Yani böyle bir ortamda gıda direktifi önceki gün tarım kredi marketlerinde yerli mercimek ve yerli pirinç tespit edildiğine dair bir haber yaptı. Abi bu çok ironik değil mi? Yani zaten olması gereken bir şeye şaşırıyoruz sanki. Ya şimdi bunu tabii çok magazinel bir şey gibi söylemeyelim ama şimdi marketlerimizde yerli mahsuller de bulunuyor mu? Bulunuyor. Yani biz öyle yerli görünce çok da aşırı da şaşırmıyoruz ama tabii şöyle bir durum var. Yani şaşırdığımız şeyler farklı. Mesela daha pahalı. Ya ta Kanada'dan gelen, Hindistan'dan gelen mahsuller bizim yerli mahsullerden daha ucuza sat. Yani şimdi buna şaşırırız. Nasıl oluyor diyoruz. Yani Amerika'dan gelen ceviz. Sayalım mı? Ceviz, badem, pirinç, fasulye, ay çekirdeği. Ya daha bir dolu ayçiçek yağını ithal ediyoruz mesela büyük ölçüde. Yani burada mesele şu. Bunların hepsi bizim ülkemizde yetişen ürünler. Bakın burada İngiltere'de mesela. Hiçbir şey yetişmiyor. Yani böyle hamuç, mavuç dışında. Böyle basit birkaç sebze. Her şey İspanya'dan, işte Hindistan'dan, Güney Afrika'dan. Asko iklimine göre. Ama genelde Avrupa'dan. Şimdi bu adamların yapabileceği bir şey yok. Paraları da güçlü zaten ithal ediyorlar. Ama biz öyle değiliz ki. Yani bizim ülkemizde bunların hepsi yetişebiliyor. Yani tarım politikalarını bu ithalatları azaltmak ve verimi yükseltmek için stratejik olarak planlamamız lazım. Bu tabii süre alacak, stratejik olarak da çalışılması gereken bir konu. Bunları da sürekli ithal edip duracaksak zaten burada bir düşünmek lazım. Yani bu çok sürdürülebilir bir durum olarak ortaya çıkmıyor bence. Bir diğer haberde Turan Çömez. Turan Çömez, İYİ Parti milletvekili. Aynı zamanda da sanırım başkan vekiliydi partide. Şimdi acayip bir iddiada bulundu değil mi o? Yani benim aklım almadı yani. Nasıl böyle bir iddiada bulundu? Evet, kendisi Bandırma'da tonlarca mahsulün toprağa gömüldüğünü iddia etti ve buğday mezarlığı gibi bir tabir kullandı galiba. Fakat yapılan açıklamalar sonrasında bu olayın tam da böyle olmadığı anlaşıldı. Ya orada dediğim gibi Turan Bey yanlış mı yönlendirildi, yanlış mı bilgilendirildi yoksa bunu bilerek mi yaptı bilmiyorum. Ama Turan Bey'in mezarlık diye yaygara kopardığı meselenin aslında uzun yüzyıllar diyebileceğimiz süreçte kullanılan toprak altı depolama yöntemi ile depolanan mahsuller oldu ortaya çıktı. Yani bunlar toprağa gömülmüş dediği şeylerin aslında kuralına uygun, bilinçli, sistematik bir şekilde yapılan bir depolama oldu ortaya çıktı. Bir de bu İHA-SİHA takasından falan bahsetti Ukrayna ile ilgili. Onların hepsi yalanlandı. Yani kurumlar tabii şimdi çıkıp bir milletvekili bir iddia ortaya atınca ister istemez buna insanlar inanıyor tabii. Yani sonuçta milletvekili. Yani dün dedik ya kurumlar bir açıklama yapınca, mali çıkıp bir açıklama yapınca yok artık diyemiyoruz. Yani bir şekilde o resmi bir açıklama. Tüm milletvekilleri de belli bir sorumlulukları var. Ben öyle düşünüyorum. Ve bunda ciddi bir emek var karşıda. Yani şimdi çiftçi var, üretici var. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi'nde burada övecek değilim yani. Bir dolu ithal ürünü de satıyorlar, eleştiriyoruz ama şimdi yapılan doğru bir şeyi de çıkıp da buna toprağa gömmüşler, mezarlık olmuş burası demek. Yani insanları biraz maalesef çok doğru yönlendirmemektedir. Abi şimdi ithalat, ihracat dedik. Bir de ithal görünümünde peynirler var. Trakya Çiftliği markasıyla satışa sunulan Gouda peyniri bunlardan biri. Bunun arkasını çevirip baktığımızda etiketine aslında bir eritme peyniri olduğunu anlıyoruz. Bu tüketiciyi kandırmak oluyor mu? Ya bu firma bunu uzun yıllardır yapıyor. Yani zamanında Migros'ta yine sattıkları başka markalı ürünler vardı. Onlarla ilgili yayınlarımızı yapmıştık. Bayağı ithal görünümüyle satıp bunlar ürünleri yerli aslında burada üretiyorlar. Hatta bu işte söylediğin ürün de eritme peyniri. Yani Gouda ile falan ilgisi yok yani. Çünkü Gouda peyniri de Hollanda'nın çok meşhur bir peyniri. Yani üretim tekniği belli. Nasıl yapıldığı belli. Yani bunu ithal etmeyip burada üretmek ayrı, bir de buna eritme peyniri yapıp bir de buna Gouda diye satmak ayrı. Şimdi söyleyince ya biz oraya yazdık diyorlar ama şimdi kabak gibi Gouda peyniri yazmışsınız etiket. Yani onun arkasını çevirip bakmayan insanlar ortaya düşüyor. Biz de zaten bu tüketicileri bilinçli olmayan veya işte okumayan, görmeyen, bilmeyen insanları uyarmak için bu kadar gayretle bunları sahip ediyoruz. O da evet yazıyor mu yazıyor ama yazıyor da yani bu ciddi bir aldatmacaya giriyor. Eğer o kişiler bilinçli değilse o yüzden herkes arkasını çevirip bakarsa sorun olmayacak. Biz de elimizden geldiğince insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yoksa herkes görüyor yani ama işte bakan yok etiketleri. Bugünkü gündemimiz bu kadardı. Aslında birkaç konu daha vardı ama Londra'dan birazdan ayrılacağız. Bu konuları da pazartesi gününden itibaren konuşmak üzere not alıyorum ve size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Londra'dan da selamlar iletiyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere.